Bu videoda Anunnakiler konusunu daha derinlemesine ele alacağız. Hatta bazı bölümleri ilk kez duyacaksınız. Videonun ilerleyen bölümlerinde eleştirel ve sorgusal bir bakış açısıyla ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiler ortaya çıkarılırken internet dünyasında da aşırı derecede bazı önemli bilgilerin manipüle edildiği büyük bir gerçek. Örneğin Anunnaki soy ağacı olarak sunulan çeşitli soy tablolarının çoğunluğu büyük hatalarla dolu ve son derece manipülatif. Ama öncelikle küçük hatırlatmalar ve özetlerle ilerleyelim. Sümerler, tabletler, Antarktika, geride bırakılan izler ve özellikle de Anunnakilerin bir mesajının olduğunu ileri süren çok önemli bir konuya gireceğiz. Hem de bu bilgi 1950'lerden geliyor. Hazır mısınız? Kanalımıza hemen abone olun, bildirim zilinizi açın ve güç verin arkadaşlar. Kanalın buna ihtiyacı var. Hep birlikte ilerleyelim. Şimdiden teşekkürler. Başlıyoruz. Anunnaki buluşması. Onların bir mesajı var. Size dünyanın farklı yerlerine dikkatle yerleştirilmiş bazı yerler bıraktık. Ama en belirgin olanı son aleni ya da sizin deyiminizle halka açık bir şekilde karargahımızı kurduğumuz Mısır'dı. O zamanlar şu anki uygarlığımızın temelleri yeryüzüne atıldı. Ve bilinen simgelerinizin en eskileri binlerce yıl önce Mısır döneminde de olduğu gibi şimdi de size mucizevi görünecek araçlarla kuruldu. Kısa özet. Zecharia Sitchi'nin eserlerinde çevirilerine ve kitaplarına göre Adamu ilk modern insanlardandı. Adamular yaklaşık 450 bin yıl önce Anunnaki tarafından DNA'larını tarih öncesi insanınkiyle genetik olarak karşılaştırdıklarında ve Anunnaki tarafından dünyada altın madenciliği yapmak için kullanılan bir içgüdü elde ettiklerinde geliştirildi. Ancak herkes Anunnaki ve medeniyetimizle olan bağlantılarına inanmıyor. İnanmak zorunda da değiller. Tarihe dönüp Anunnaki hakkında hikayelerin izini sürmeye çalışırsak, Zecharia Sitchi'nin Sümer metinlerinin kişisel çevirilerini Dünya Günlükleri adlı bir dizi kitapta yayınladığı 1976 yılına rastlayabiliriz. Zecharia Sitchi'ne göre kazılan kil tabletler altın madenciliği yapmak için dünyaya gelen Anunnaki olarak bilinen yabancı bir ırkı anlatıyor. Kanalımızda bu konuyla ilgili birçok video bulabilirsiniz. Linklerini açıklama bölümüne ekledim. Mutlaka tıklayın ve izleyin değerli arkadaşlar. Sitchin, Anunnaki'nin Güneş sistemimizde Nibiru adı verilen 3600 yıllık eliptik bir yörüngeye sahip başka bir gezegenden geldiğine inanıyordu. Antik uzaylı teorisine göre Anunnaki ilkel insanlığı genetik olarak değiştirdi ve daha hızlı altın madenciliği yapmalarını sağlayan bir iş gücü yarattı. Anunnaki hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için onlar hakkındaki ayrıntıların son derece sınırlı olduğunu ve varlıklarını çevreleyen tarihin çoğunun büyük tartışmalarla dolu olduğunu belirtmek önemlidir. Zaten bu tartışmalar ve sorular olmasaydı bu konu çözülemezdi ya da şu anki seviyesine gelemezdi. Bununla birlikte tarihsel bir bakış açısıyla gizemli Anunnaki hakkında bize çok şey anlatan çok sayıda ayrıntı bulmak mümkün. Anunnaki ve modern tarihleri. Binlerce yıl öncesine dayanan Anunnaki hakkında bilgi olduğunu bilmemize rağmen birçoğu antik Anunnaki'nin daha yeni kanıtları olup olmadığını sormaya geldi. Cevap evet ama her zaman olduğu gibi gerçekler gizem ve şüphenin altında eziliyor. Şimdiye kadar Anunnaki ile tek modern bağlantı Flying Saucer dergisinin Kasım-Aralık 1958 sayılarından geliyor. Flying Saucer Review'un editörü Brinsley Lepoetrange, bu dünya dışı mesajın ilk kez bir yazar tarafından Alexander Blade takma adı altında yazılan fanatik hikayelerin 1947 sayısında ortaya çıktığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu yazarla birlikte belirli alanlarda üstün yetenekleri olan kişiler bir odada buluşuyor, insiye bir durumda Anunnakilerle iletişim kuruluyor. Ve ortaya oldukça önemli bir aktarım çıkıyor. Anunnaki mesajı dünyadaki en önemli UFO olaylarından birinin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra halka sunuldu. Roswell'di. Birçok insan Anunnaki'nin gerçek olduğunu iddia ediyor ancak gerçek kökenleri ve mirasları son yıllarda büyük ölçüde yanlış yorumlandı. Diğerleri fanatik hikayelerin 1947 sayısında yer alan Anunnaki'nin mesajının bir bilim kurgu hikayesinden başka bir şey olmadığını ve böyle bir mesajın Alexander Blade'in hayal gücünün bir sonucu olduğunu söylüyor. Anunnaki'den geldiği şeklinde yorumlanan mesaj aynen şu şekilde.
Biz zaten buradayız, aranızdayız. Bazılarımız her zaman burada, sizinle birlikte olduk. Ancak fırsat ortaya çıktığında sizi izleyen ve ara sıra rehberlik eden ayrı bir yerdik. Ancak şimdi gezegeninizin gelişiminde daha ileri bir adıma hazırlık olarak sayılarımız arttırılmıştır. Henüz farkında olmadığınız bir adım. Birçok dünya dininin tanrılarıyla kafamız karıştı. Her ne kadar biz tanrılar olmasak da daha uzun yıllar geçmeden doğrudan öğreneceğiniz gibi sizin gibi bizim de yaratık olmamıza rağmen. Varlığımızın kayıtlarını belirli amaçları gerçekleştirmek için kendimizi tanıttığımız eski Mısır'ın gizemli sembollerinde bulacaksınız. Başlıca sembolümüz mevcut medeniyetinizin dini sanatında görünür ve ülkenizin büyük mührü üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Varlığımızın bilgisini ve insanlığa karşı niyetlerimizi canlı tutmak için kurulan gizli topluluklarda korunmuştur. Size dünyanın farklı yerlerine dikkatle yerleştirilmiş bazı yerler bıraktık ama en belirgin olanı son aleni ya da sizin deyiminizle halka açık bir şekilde ortaya çıkmamız vesilesiyle karargahımızı kurduğumuz Mısır'dı. O zamanlar şu anki uygarlığınızın temelleri yeryüzünde atıldı ve bilinen simgelerinizin en eskileri binlerce yıl önce Mısır ve öncesinde yaptıkları gibi şimdi de size mucizevi görünecek araçlarla kuruldu. O zamandan beri taştan inşa etme sanatının tamamı birçoğunuz için eldeki işin sembolü haline geldi. İnsan ırkının mükemmelliğine doğru inşa edilmesi. Atalarınız o günlerde bizi vaizler ve arkadaşlar olarak tanıyorlardı. Şimdi kendi çabalarınızla çoğunluğunuzda kurtuluşunuzun uzun merdiveninde neredeyse yeni bir adıma ulaştınız. Dikkatli ilhamımız tarafından sürekli olarak desteklendiniz ve yalnızca fiziksel ve ahlaki gelişim süreçleriniz için doğal olan zorluklar tarafından engellendiniz. Son zamanlarda kendinizi yok etmenin yollarını buldunuz. Kendinizi tebrik ederken aceleci olmayın. Sizinki bu tür araçlara ulaşan ve kullanan ilk uygarlık değil. Sizinkiler bu yıkımı önlemenin ve birikmiş bilgisinin tüm ihtişamıyla yeryüzünde bir aydınlanma çağı kurmaya devam eden ilk uygarlık olmayacak. Ancak size sunulan araçları kabul ederseniz ve mevcut başarılarınız temelinde böyle bir milenyum kurarsanız bunu yapan ilk uygarlık sizinki olacaktır. Her zaman önce bilgi, teknikler, talimatlar seçilmiş bir azınlığın mülkiyeti haline geldi. Birkaçı kendilerini gelecek şeylerin şeklinin kendi açık fikirli ve açık görüşlü kavrayışlarıyla sahip olduklarını düşündüler. Bilgilerini mümkün olan en iyi biçimde ve emirlerindeki en kalıcı araçlarla aktarmaya çalıştılar. Bir anlamda başarılı oldular ama başka bir anlamda başarısızlıkları başarılarına eşitti. İnsan kabulü büyük ölçüde insan deneyimiyle ölçülebilir. Gerçek varlığımızı asla bilmeyen sonraki nesiller büyüklerinin öğretilerini kendi deneyimleri açısından tercüme ettiler. Örneğin seyahat makinelerinizden birinin birçok kopyasıyla çok basitleştirilmiş ve stilize edilmiş kesitsel bir çizimi. Horus'un gözü ve ardından diğer tanrıların diğer gözleri oldu. Son olarak bir zamanlar önemli bir mekanik cihazın doğru bir temsili olan eski sembole psikolojinin modern rahipliği tarafından şaşırtıcı çağrışımlar verilmiştir. Ancak önemli olan şu ki biz buradayız, aranızdayız. Ve bir dünya ırkı olarak bunu çok daha uzun süre önce bileceksiniz. Zaman neredeyse olgunlaşmıştır. Ancak tüm olgunlaşma şeylerinde olduğu gibi işlem meyveye zarar verme tehlikesi olmadan yapay olarak aceleye getirilmemelidir. Her eylem için doğru bir zaman vardır ve kendimizi çağımıza ifşa etmemiz için doğru zaman yaklaşmaktadır. Bazılarınız bizim ileri muhafızlarımızı çoktan gördünüz. Bizimle şehirlerinizin sokaklarında sık sık karşılaştınız ve bizi fark etmediniz. Ama antik geleneksel araçlarda, örneğin vimanalarda, gökyüzünde yanıp söndüğümüzde şaşırıyorsunuz ve ağızlarınızı açıp gördüklerinizi anlatanlarınız aptallar olarak kabul ediliyorsunuz. Aslında sizler peygamberlersiniz. Kelimenin gerçek anlamıyla görenlersiniz. Kansas ve Oklahoma'daki, Oregon'daki, Kaliforniya'daki ve Idaho'daki siz ne gördüğünüzü biliyorsunuz. Meteorologlar tarafından dehşete kapılmayın. Onların işi havadır. Biriniz torpido şeklinde bir nesne gördüm diyor. Diğerleri disk benzeri nesneler diyor. Bazılarınız küresel nesneler veya plaka benzeri nesneler diyor. Hepiniz gördüklerinizi doğru ve akılcı bir şekilde rapor ediyorsunuz. Ve çoğu durumda aynı tür araçlar dünyanın pek çok tarafında yeryüzüne iniyor ve yükseliyor. Mısır'da, Anadolu'da, Mezopotamya'da, Rusya'da, Hindistan'da, Indus Vadisi'nde ve Güney Afrika'da sık sık ortaya çıkıyoruz.
Artık plastik malzeme üretme sanatı aranızda belirli bir mükemmelliğe ulaştığına göre belki de sıradan görünür ışık ışınlarına neredeyse saydam ancak son derece hızlı uçuşun streslerine dayanacak kadar güçlü bir malzeme hayal edebilirsiniz. Büyük bulutsulara tekrar bakın ve kendi galaksinizin inşasını düşünün. Ve hala sevgiyle boş uzay olarak adlandırdığınız şeyden geçecek olan bir nesne için mükemmel şekil olarak bulduğumuz şeyin evrensel örneklerini görün. Diskin merkezinde aynı şeffaf malzemenin merkezi bir küresi içinde jiroskopik olarak kontrol edilen kontrol odalarımız kendilerini ve bizi düz veya kenardan uçmaya uygun hale getirerek serbestçe döner. Her iki yöntemde atmosferinize uygundur ve bazen yapmak zorunda olduğumuz ve sizin izlediğiniz gibi aniden birinden diğerine dönüştüğümüzde makinelerimiz aniden ortaya çıkıyor ya da kayboluyor gibi görünüyor. Aslında sizler bazı renkleri hala göremiyorsunuz ve birçok uçan aracımız gökyüzünde ve o renklerde. Bunu daha uzun yıllar boyunca göremeyeceksiniz. Ta ki gözleriniz evrim geçirmedikçe. Yatay uçuşla tepelerinizin üzerinden geçiyoruz. Torpido şeklinde bir nesne görür ve bilirsiniz. Üstünden geçiyoruz, formasyon içinde dikey olarak kenardan uçuyoruz ya da geceleri oraya gidiyoruz. Jet yarıkları parlıyor ve turuncu bir disk görüyorsunuz. Her halükarda bizi görüyorsunuz ve her halükarda umrumuzda değil. Görünmez kalmayı seçersek bunu kolayca yapabiliriz ve aslında yüzlerce yıldır neredeyse istisnasız olarak bunu yaptık. Ama gökyüzündeki şekillerimize alışmalısınız. Çünkü bir gün tanıdık, arkadaş canlısı ve güven verici manzaralar oluşacaktır. Bu kez çocuklarınıza ve onların çocuklarına aktarılan hatıralarının açık ve kesin olacağı unutulmamalıdır. Atalarınızın unuttuğu gibi diyagramların anlamını ve sizinle birlikte bırakacağımız talimatları unutmayın. Size yani çoğunuza anlattık ve öğrettik. Şimdi yapmanızı bekliyoruz. O zaman çocukları bu kadarını ya da çok azını bile unutarak yönergeyi genel bir koruyucu cihaz olarak ya da entelektüel bir merak olarak ya da belki de dini bir sembol olarak kullanacaktır. İşte unutkanlığın döngüsü budur. Ve bu döngü sizin de başınıza gelmek üzere. Birçok şeye inanmadınız ve dahası gerçekleri unuttunuz. Eski Sümer, Anunnaki ve Eski Uzaylı Teorisi. Sümer, Orta Doğu'nun tarihi bir bölgesi. Eski Mezopotamya'nın güney kısmı, Fırat ve Dicle nehirlerinin alüvyon ovaları arasında. Sümer uygarlığı birçok yazara göre Avrupa'dan Vinka kültürünün daha eski olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen gezegenin yüzeyindeki ilk ve en eski uygarlık olarak kabul ediliyor. Sakinlerinin Sümerlerin kökeni belirsiz olsa da nereden geldiklerine dair çok sayıda hipotez bulunuyor. Eski Sümerler dünyadaki günümüz şehirlerinde gördüğümüz gibi gerçek ve modern şehir yapılarını kullanarak düzenlenmiş gerçekten organize şehirler inşa etmeye başlayan ilk insanlardı. Fakat günümüzde Sümerlerin öncesi de bulunmuş durumda. Örneğin Anadolu'da Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve Derinkuyu gibi. Mezopotamya'nın eski sakinleri ilk sokakların kaldırımlarında sıklıkla kullanılan kanalizasyon sistemlerini, parke taşlarını icat ettiler ve bunlar tarımda da görüldü. Ancak en önemlisi kil tabletler üzerinde çivi yazısını kullanarak bilinen ilk yazı sistemini icat eden ilk uygarlıktı. Tüm bu kültürel ve teknolojik patlama temelde hiçbir yerden çıkmadı. En büyük sorun kökenleridir. Çünkü uzmanlar bu insanların nereden geldiği konusunda bir kanıya varamıyorlar. Sümerlerin başka yerlerden muhtemelen bozkırlardan gelen bir kabile olduğu makul görünüyor. Ancak kesin kökenleri bilinmiyor. Bu tarihi mesele 20. yüzyıldan beri Sümer sorunu olarak anlatılmakta. Her halükarda Uruk döneminde kristalleşen ve bu anı Sümer uygarlığının başlangıcı olarak görmeye yarayan ilerlemelerin olduğu Ubaid dönemindedir. Bazı bilim adamları ayrıca Mezopotamya'da kurulan Sümerlerin otokton bir kökene sahip olacağını ancak Hindistan'daki Mohenjo-Daro şehrini kuran kültürlerden geleceğini varsaymakta. Nereden gelmiş olurlarsa olsunlar dünyada yaşayan en gelişmiş antik uygarlıklardan biriydi ve tarih bize Sümerler hakkında birçok ilginç gerçek ve hikaye anlatıyor. Bugün bile uzmanlar bir zamanlar Dicle ve Fırat nehirlerinin kenarlarında yaşayan insanlar hakkında onlara her şeyi anlatabilecek tam bir resme sahip değiller. Buraya bir başlık koyalım. Ubeyd dönemi, medeniyetin başlangıcı olabilir mi?
Ubeyd dönemi M.Ö. 6500 ila 3800 civarına denk geliyor. Mezopotamya'nın tarih öncesi bir dönemidir. Adı Ubaid dönemi materyalinin en eski büyük kazısının başlangıçta Henry Hall ve daha sonra Leonard Woolley tarafından yürütüldüğü Tel al-Ubaid'den gelmekte. Dört ana aşamaya ayrılan ve Eridu'dan yayılan Ubeyd kültürü Dicle ve Fırat'ın ortasında Basra Körfezi kıyılarına kadar uzandı ve daha sonra Bahreyn'i geçerek Uman'daki bakır yataklarına kadar yayıldı. Dünyadaki ilk şehir. Sümer Kral listesine göre Eridu dünyanın ilk şehriydi. Açılış satırı şöyledir. Nam Lugal Anta Eddeaba Eridu ki Nam Lugal'la gökten gelen krallık indirildiğinde krallık Eridu'daydı. Sümer mitolojisinde belirtildiği gibi Eridu antik kenti büyük tufandan önce dünya üzerinde inşa edilen 5 antik şehirden biri oluyor. Eridu, Mezopotamya'nın en güney şehriydi ve Sümer tanrısı Enki kültünün önemli merkeziydi. Bir başlık daha, Sümer Kral Listesi, Tanrılar Dünyayı Yönettiği Zaman. Sümer uygarlığından keşfedilen en önemli eserlerden biri, sözde Sümer Kral Listesi'dir. Bu eski metin dünyanın binlerce yıl boyunca tanrılar olarak adlandırılan varlıklar tarafından yönetildiği bir zamanı ayrıntılı olarak anlatıyor. Eski Sümer'de oluşturulan liste ki bir tablettir, eski Sümer topraklarına hükmeden sayısız kral nesli hakkında ayrıntılı bilgi sunuyor. Liste bize sadece isimlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sözde hükümdarlık sürelerini ve krallık konumlarını detaylandırıyor. Bir örnek verelim. Alolim kral oldu. 28.800 yıl hüküm sürdü. Alaljar 36.000 yıl hüküm sürdü. İsmi okunamayan iki kral 64.800 yıl hüküm sürdüler. Sonra Eridu düştü ve krallık Battibira'ya götürüldü. Battibira'da Enmenluan'a 43.200 yıl hüküm sürdü. Eski astronot teorisinin belirttiği gibi binlerce yıl önce, kayıtlı tarihten önce bile gezegenimiz başka bir dünyadan astronotlar tarafından ziyaret edildi. Bugün kendi teknolojimizin ötesinde teknolojiye sahip son derece gelişmiş varlıklardı. Ve bu dünyaya geldiler ve modern uygarlığın başlamasına yardımcı oldular. 19. yüzyılda Ninova'nın antik kalıntılarını araştıran arkeologlar 22.000 kil tablet keşfettiler. Çeviriden sonra bu tabletler Yahudi, Hristiyan İncil'inde bulunanlara şaşırtıcı derecede benzer hikayeler gösterdi. Bu tabletlerde büyük tufan hikayeleri buluyoruz ve hatta Adem ve Havva'yı bile okuyabiliriz. Bu yüzden temelde tüm bu hikayelerin eski Sümerlerle bağlantıları vardır. 1976'da yazar Zecharias için Sümer tabletlerinin kişisel çevirilerini Dünya Günlükleri adlı bir dizi kitapta yayınladı. Sitchin'e göre kil tabletler altın madenciliği yapmak için dünyaya gelen Anunnaki olarak bilinen yabancı bir ırkı tanımlıyor. Sitchin pratik olarak dünya dışı varlıkların geçmişte dünyayı ziyaret ettiğini çünkü yaşadıkları gezegenlerin hayatta kalmak için altına ihtiyaç duyduğunu öne sürüyor. Atmosferlerindeki altın yatakları tükeniyordu. Bu yüzden dünyaya geldiler, altınları çıkardılar ve kurtarmak için gezegenlerine geri götürdüler. Bugün dünyanın dört bir yanındaki sayısız yazar, ana akım bilim adamlarının teorileriyle tamamen aynı fikirde olmamasına rağmen Sitchin'in haklı olduğuna inanıyorlar. Fakat birçoğu dile getiremiyor. Eski astronot teorisyenleri geçmişte uzmanlar tarafından bulunan eserler, kayıtlar ve anıtlar gibi çok sayıda arkeolojik keşiften yola çıkarak Güneş sistemimizdeki zor bir gezegenden son derece gelişmiş bir medeniyet olan Anunnaki'nin ki Sümerce göklerden inenler anlamına geliyor. Yaklaşık 432.000 yıl önce Basra Körfezi'ne inerek dünyaya geldiğine inanılmaktadır. Bazı örnekler verelim. Tufandan önceki olaylar. 450.000 yıl önce Güneş sistemimizin uzak bir üyesi olan Nibiru'da gezegenin atmosferi aşındıkça yaşam yavaş yavaş yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Anu tarafından tahttan indirilen hükümdar Alalu bir uzay gemisinde kaçar ve dünyaya sığınır. Dünyanın Nibiru'nun atmosferini korumak için kullanılabilecek altına sahip olduğunu keşfeder. 445.000 yıl. Anu'nun oğlu Enki'nin önderliğinde dünyadaki Anunnaki toprakları Basra Körfezi'nin sularından altın çıkarmak için Eridu Dünya İstasyonu'nu kurdu. 430.000 yıl. Dünyanın iklimi yumuşar. Daha fazla Anunnaki dünyaya gelir. Aralarında Enki'nin üvey kız kardeşi Ninursag baş tıp görevlisi olur. 416.000 yıl. Altın üretimi yavaşlarken Anu varisi Enlil ile dünyaya gelir.
hayati önem taşıyan altının Güney Afrika'da madenciliği yapılarak elde edilmesine karar verilir. Kura çekiminde Enlil, Dünya Misyonu'nun komutasını kazanır, Afrika Enki'ye düşer. Dünyadan ayrılırken Anu, Alalu'nun torunu tarafından meydan okunur. M.Ö. 400.000. yıl. Güney Mezopotamya'daki 7 işlevsel yerleşim arasında bir uzay limanı Sippar, görev kontrol merkezi Nippur, bir metalurji merkezi Shurupak bulunmaktadır. Cevherler Afrika'dan gemilerle geliyor, rafine edilmiş metal İgigi tarafından yönetilen yörünge araçlarına gönderiliyor. Daha sonra Nibiru'dan periyodik olarak gelen uzay gemilerine aktarılır. M.Ö. 380.000. İgigi'nin desteğini kazanan Alalu'nun torunu dünya üzerindeki hakimiyeti ele geçirmeye çalışır. Enlilciler eski tanrıların savaşını kazanırlar. M.Ö. 300.000. Altın madenlerinde çalışan Anunnaki isyan eder. Enki ve Ninursag, insansız bir varlık olan kadının genetik manipülasyonu yoluyla ilkel işçiler yaratır. Anunnaki'nin işlerini üstlenirler. Enlil madenleri basar, ilkel işçileri Mezopotamya'daki Edin'e getirir. Üreme yeteneği göz önüne alındığında Homo sapiens çoğalmaya başlar. M.Ö. 200.000. Dünyadaki yaşam yeni bir buzul döneminde geriler. M.Ö. 100.000. İklim tekrar ısınır. Anunnaki, yani İncil'de anlatılan Nefilimler, Enlil'in artan rahatsızlığına rağmen insanın kızlarıyla evlenir. M.Ö. 75.000. Dünyanın birikimi yeni bir buzul çağı başlıyor. Gerici insan tipleri dünyada dolaşır. Cro-Magnon adamı hayatta kalır. M.Ö. 49.000. Enki ve Ninursag, Anunnaki ebeveynliğindeki insanları Shurupak'ta yönetmeleri için yükseltir. Enlil öfkelenir. İnsanoğlunun ölümünü planlar. M.Ö. 13.000. Nibiru'nun dünyanın yakınından geçişinin muazzam bir gelgit dalgasını tetikleyeceğini fark eden Enlil, Anunnaki'ye yaklaşan felaketi insanlıktan bir sır olarak saklamaya yemin eder. Kadim Anunnaki'nin soy ağacı, cennetten inenler. Eski Anunnaki, genellikle Mezopotamya'daki eski Sümer döneminde dünyada yaşayan ölümsüz tanrılar olarak adlandırılır. Mezopotamya mitolojisine göre Anunna ve Anunnaki başlangıçta en güçlü tanrılardı ve cennette Anu ile birlikte yaşadılar. Daha sonra bu değişim için açık bir neden belirlemeden İgigi göksel tanrılar olarak kabul edilirken, Anunna terimi yeraltı dünyasının tanrılarını, özellikle de yeraltı dünyasında yargıç olarak görev yapan 7 tanrıyı tanımlamak için kullanıldı. Atrahasis efsanesinde insanın yaratılışından önce tanrıların yaşamak için çalışmak zorunda oldukları belirtiliyor. Daha sonra Anunna aşağı tanrıların bir kategorisini yaptı. İgigi onlar için çalıştı. Ta ki isyan edene ve çalışmaya devam etmeyi reddedene kadar. Sonra Enki insanlığı ortaya çıkardı. Böyle küçük tanrıların terk ettiği görevleri yerine getirmeye devam etti ve kült yoluyla tanrılara yiyecek sağlayacaktı. Enuma El işte insanlığı yaratan ve daha sonra Anunna'yı cennet ve yer arasında bölen ve onlara görevler veren Marduk'tu. Daha sonra Marduk'a minnettar olan Anunna, Babil'i kurdu ve onuruna Esagel adında bir tapınak inşa etti. Anunna teriminin Akatça biçimi olan Anunnaki aracılığıyla yeniden icat edilmesi, 1964 yılında ezoterik dünyadan ve sözde bilimsel portallardan farklı bloklar ve karakterler tarafından alınan, bu kavramı popülerleştiren Adolf Leo Oppenheimer, Eski Mezopotamya, Ölü Bir Medeniyetin Portresi kitabının yayınlanmasından sonra ortaya çıktı. Yazar Zecharia Sitchin 1970'lerden itibaren Anunnaki'yi ayrıntılı olarak tanımladığı Dünya Günlükleri olarak bilinen bir düzine kitap yayınladı. Kitaplarında Sitchin, Anunnaki tamamen çivi yazısı ve senaryoda yazılmış, tercüme edilmiş eski Sümer kil tabletleri ve metinleri sundu. Bilim adamları ise bu anlatımların çoğunun doğru olduğunu kabul etse de belirli bir kısmının inanılamayacak düzeyde olduğunu söylüyor. Ve bilim adamlarından biri şöyle dile getiriyor. Ya Sümer uygarlığı hayalperest ya da bizler. 12. Gezegen kitabında Zecharia Sitchin, Anunnaki'nin yaklaşık 450 bin yıl önce Nibiru adlı sözde bir gezegenden dünyaya gelişini anlatıyor. Mezopotamya'ya yerleşecek olan ve genetik mühendisliği ile Neandertal'in evrimini hızlandıran beyaz tenli, uzun saçlı ve sakallı yaklaşık 3 metre boyundaki uzun boylu varlıklar ortaya çıktı. Sitchin'in yazılarına göre Anunnaki'nin teknolojisi ve gücü medeniyetimizin bugün bile 21. yüzyılda kopyalayamayacağı bir şeydir.
Sicin, Nibiru'nun eski sakinlerinin 450 bin yıl önce uzay yolculuğu ve genetik mühendisliği yeteneğine sahip olduklarını ve piramitlerin yapımında çeşitli şekillerde Mısır, Maya, Aztek ve Çinlerde olduğu gibi mevcut olan hala bilinmeyen bir teknolojiye işaret eden küçük ipuçlarıyla tüm dünyada varlıklarının izlerini bırakmış olduklarını belirtti. En temel bulgulardan biri ise civaydı. Stonehenge'in megalitik bölgesinde Baalbek uzay limanında, Nazca hatlarında ve Machu Picchu'da da yoğun miktarda civa elde edilmiştir. Teoriler çoktur ve bazı bilim adamlarının mitolojik bir tür olarak adlandırdığı şey, diğerleri binlerce yıl önce dünyaya gelen yıldızlar arası gezginlere işaret etmekte. Ama eğer Anunnaki gerçek olsaydı, daha doğrusu şu anda karşımızda olsaydı, ne olurdu? Dahası onlar kimdi ve onların ilki kimdi? Soyları nedir ve onları tarihte belirli tanrılara kadar izleyebilir miyiz? İnternette çeşitli aile ağaçları vardır ve bunlarda bir dizi farklılık yer alıyor. Örneğin şu anda görmekte olduğunuz tablolar gibi. Anunnaki soyunun Mezopotamya, özellikle Babil versiyonuna daha yatkın bir soy ağacıdır ve bunun kanıtı Tiamat ve Marduk'un dahil edilmesidir. Anunnaki'nin büyük meclisi, esasen egemen sınıfın veya Sümer metinlerinin tanrıları ya da yarı tanrıları. Soy ağacı Lawrence Gardner, Genesis of the Jireal Kings, Bantam Press, New York 1999 tarafından yayınlanmış. Görsele baktığınızda en başta Apsu ve Tiamat'ı görüyorsunuz. Devamında Mummu, Lahmu, Lahamu, Anshar, Kishar, Kingu. Kingu'nun kader tanrısı olduğunu yazıyor. Antu, Antum, gökyüzünün büyük annesi. Anu ya da An, gökyüzünün büyük babası. Ki Uraş, dünya ana. Ve birleşimlerle soy ilerliyor. Damkina, Enki, Ninursak, Enlil ve Ninlil. Tabi Ninlil'in öncesinde Hiyah ve Nidaba bulunuyor. Damkina ve Enki birleşiminden Marduk ortaya çıkıyor. Ninursak ve Enlil birleşimindense Ninurta. Enki, dünyanın ve suların prensi ve Eridu'nun kurucusu. Ninursak, hayatın kadını. Enlil, havanın ve dünyanın koruyucusu ve kaderin sahibi. Ninlil ise hemşire, şifacı. Soy devam ediyor. Devamında Marduk ve Sarpanit birleşiminden Nabak ortaya çıkıyor. Ba ve Ninurta birleşiminden bir soy ilerlemiyor. Enlil soyundan İşkur ortaya çıkıyor. Şala ve İşkur birleşiminden Gestiana, diğer taraftan yine Enlil ve Ninlil birleşiminden Nanna, Nanna ve Ningal birleşiminden Ereşkigal, Dumuzi, İnanna, Utu ortaya çıkıyor. Ve diğer taraftan Nergal, Ereşkigal birleşiminden Lilith, Dumuzi, İnanna birleşiminden bir soy devam etmiyor. Utu ve Aya'dan da bir soy devam etmiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. Diğer görseli de şöyle bir göz atalım. Bu iki görsel şu anda dünya literatüründe kaynak olarak gösterilen tablolardan. Fakat ikisinde de derin hatalar mevcut durumda. Diğerinde ise Nammu ve Anu en tepede, birleşiminden Enki soya devam ediyor. Fakat tablonun altına baktığınızda Enki Ningikuka birleşimi var ve onun hemen üzerine baktığınızda Anu'nun bir birleşimini daha görüyorsunuz. Bu sefer İnanlı'yı, İştar'ı yukarıda orta soylarda görüyorsunuz ama önceki tabloda ise İnanlı, İştar soyun son isimlerinden olarak görünüyor. Aslında bu oldukça sıkıntılı bir durum değerli arkadaşlar. Büyük ihtimalle internet ortamında her geçen gün daha da manipüle edilen konulardan bir tanesi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor bu tip tablolar. Aslında Anunnakilere ait temsili 12 tanrı bulunuyor ve devamında farklı uygarlıklarda, farklı nesillerde veya farklı kıtalarda bu tanrılar farklı isimlerle anılıyorlar. Farklı isimlerle yaşıyorlar ve yaşıyorlar derken yaşamları devam ediyor, farklı isimlerle ortaya çıkıyorlar. Örneğin İnanna, İştar, Ereşkigal gibi isimler sürekli aynı kadın tanrıçadan bahsediyor aslına bakarsanız. Mezopotamya literatüründe Enki olan, Anadolu literatüründe farklı bir isimle, Yunan literatüründe Poseidon olarak veya Mısır literatüründe Pıta olarak
ortaya çıktığını görmek mümkün. Dolayısıyla 12 tanrı ve diğer birçok tanrı ismi o tanrıların türevleri olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu ekranda gördüğümüz tablolar ve bu tablo türevleri mantıksız ve işlevselliğini kaybetmiş ve son derece manipüle edilmiş olduğunu görmemiz mümkün. İncelemekte fayda var. Bu verdiğim bilgi birçok kişiye göre yeni bir bilgi olabilir veya enteresan kaçabilir. Fakat bir tarihi ve yeteneklerini veya sorumluluklarını incelediğinizde diğer kültürlerde ortaya çıkan ya da çıkarılan tanrılarla eşdeğer aynı özellikler taşıdığını göreceksiniz. Ve bu da o tanrının diğer kültürlerde ismi İran'da bulunan Anunnaki mumyalarının gizemi. Anunnaki'nin sadece bir efsane olmadığını kanıtlamanın gerçek bir Anunnaki tanrısı göstermekten daha iyi bir yolu olabilir. Madem şu an bir Anunnaki'li gösteremiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler eski uzaylı teknolojisini ve Nibiru'dan gelen ziyaretçilerin mumyalanmış bedenlerini kurtarmış olabilirler. Eserler, kayıtlar ve anıtlar gibi sayısız arkeolojik keşiflere veyahut da geçmişte uzmanlar tarafından bulunan bilinmeyen varlıkların gerçek mumyalanmış kalıntılarına dayanarak Güneş sistemimizdeki bir gezegenden oldukça gelişmiş bir medeniyet olan Anunnaki'nin yaklaşık yarım milyon yıl önce Basra Körfezi'ne iniş yaparak dünyaya geldiği söylenir. Fakat Anunnaki kimdir ve onlar dünyaya gelen gerçek varlıklar mıydılar? Yoksa Anunnaki terimi yanlış yorumlanan bir terim mi? Ya Anunnaki, insan kayıp halkalarının boşluklarını doldurmayı amaçlayan mitolojik bir hikayenin sadece bir parçasıysa? Dünyanın dört bir yanındaki sayısız araştırmacıya göre Anunnaki sadece gerçek değildi. Aynı zamanda yaklaşık yarım milyon yıl önce Nibiru'dan dünyaya geldiler ve insanlığın başlamasına yardımcı oldular. Fakat eğer Anunnaki gezegenimize ulaşsaydı dünyadaki varlıklarının kanıtını bulmamız gerekmiyor muydu? Milyonlarca insana göre kanıtlar, üçüncüsü veya içeriği veya içeride kimin olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Üçüncüsünün hasar gördüğüne ve içinde olanın zaten çok kötü durumda olduğuna inanılıyor. Bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre bu mumyaların ne kadar nadir olduğu görülüyor. Ki bunlardan biri Gılgamış destanının kahramanı olan Kral Gılgamış olduğu da düşünülüyor. Konuyla ilgili video kanalımızda yer almakta. Linki ise açıklama bölümünde sizlere bekliyor arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Rusya ve İran'daki çalışmalara göre çok daha fazlasına sahipler. Ayrıca mükemmel bir koruma içinde cesetlerin yakınında bulunan eserler o dönemin herhangi bir medeniyetine uyum sağlamıyor. Çünkü eserler önceki bir medeniyetin Babil ve Mısır tasarımlarının bir karışımı gibi görünüyor. Ve Rusya'da yapılan çalışmalara göre cesetleri çevreleyen eserlerdeki yazıtların çevreleri ve bunların taşları oldukça eski Sümer protosu olarak belirleniyor. Disclose TV daha sonra gönderiyi yeniden inceledi ve mumyaların büyük olasılıkla kaba bir aldatmacı olduğunu öne sürdü. Önce gerçek olduğunu savunan TV'nin yetkilileri bu sefer de neden aldatmacı olduğunu halka duyursunlar ki? Ancak yine de sorular devam ediyor. Bu ham aldatmaca ya da gerçek, gerçek keşiflerden yararlanmak için 2008 yılında sürdürüldü ve 2012'de gerçek alanın gerçek kazıcıları tarafından yanlış kabul edildi. Bu nasıl olabilir? Ama sonunda eğer bu bir aldatmacaysa, sahte bedenler ya da bedenlerle birlikte orada çalışmaları sürdüren kişiler ve objeler şu an nerede? İddiaya göre videolar Anunnaki olduğu söylenen diğer dünyasal varlıkların mumyalanmış kalıntılarını gösteriyor. Videolardan birinin 12 bin yıllık bir Anunnaki tanrısının görüntülerini gösterdiği de iddia ediliyor. Yüklenen video hakkında konuşan bir yetkili şöyle belirtiyor. Sümerlerin sanatındaki Anunnaki tasvirlerine bakarsanız bileklerinde saat gibi görünen şeyleri taktıkları görülür. Eğer bu bir aldatmaca değilse o zaman Sümer kralları listesindeki kralların saltanat yılları tamamen yasaldır. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Bu Ruslar tarafından keşfedilen eski mumyaları gösterdiğini iddia eden videoları ilk kez görmüyoruz elbette. Neredeyse kesinlikle aldatmaca olsalar da bazıları için ilgi çekici olmaya devam ediyor.
Eğer ki günümüzde bu tip buluntuları ya da birçok gerçek buluntuda olduğu gibi bazı karanlık eller ya da önemli kişiler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılmasa, belki de bu tip bulgular üzerinde yapılan manipülasyonundan da şüphe duyulmayacaktı belki de. Yine de birileri çalışmaya devam ediyor. Ve bu görüntüler Mısır'da keşfedilen ve Sovyet güçleri tarafından kurtarılan mumyalanmış bir uzaylının kalıntıları. İzleyelim. 1961'de Rus askeri personelinin yüksek derecede gizli yabancı belgeler ve teknoloji elde etmek için IŞİD projesini başlattığı söylendi. IŞİD projesinin misyonu, Sovyet Bilimler Akademisi'nden birkaç Mısır bilimciyi, bilim adamlarını ve askeri uzmanları içeriyordu. Ekip, Mısır Cumhurbaşkanı Gamal Abdel Nasır'ın yakın bir yardımcısı olan Sami Saraf tarafından yönetildi. Şüpheciler videodan ne yapacaklarından emin değiller. Çünkü orijinalliğini doğrulamak imkansız ve aslında mumyalanmış kalıntılar uzaylı bir astronota aitse oldukça enteresan. Sci-Fi TV kanalına göre videoyu analiz eden adli tıp uzmanları videonun %100 gerçek olduğunu doğruladı. Anunnaki'yi aramak için Antarktika'yı keşfetmek lazım. Antarktika'nın kalın buz katmanlarının altında son derece gelişmiş antik uygarlıkların kanıtlarını gerçekten gizlenmiş olması mümkün mü? Piri Reis haritası, Boça haritası ve Orontius Fenarius haritasının Antarktika'nın modern zamanlarda keşfedilmesinden önce birisinin buranın buzla kaplanmadan önce içeriği haritalamaya başardığının kanıtı olması mümkün mü? Ve Nazilerin şimdi buzlu olan bu içeriğe bu kadar ilgi duymalarının nedeni bu olabilir mi? Antarktika dünyadaki en gizemli yerlerden biridir. Bilim adamlarının ve askeri personelin birçok garip şeyi gördüğü ve tanık olduğu yer tam anlamıyla burasıdır. Olağanüstü keşiflerin görünüşte yapıldığı gizemle örtülü bir yer. Piramitlerden dünya dışı teknolojiye Antarktika'nın her şeyi sunduğu görülüyor. Ama gerçekte neler oluyor? Antarktika'daki kalın buz tabakalarının altında gerçekten gizli bir şey olduğuna dair küçük bir olasılık var mı?
Uzak geçmişte Antarktika'nın bugünden çok farklı olduğu zamanlarda engin yüzeyini buz kaplamadan bir şekilde medeniyetin orada gelişebileceğini hiç düşündünüz mü? 1900'lerde ortaya çıkarılan bir harita Antarktika ve orada gerçekten ne olduğu hakkında dünya çapında bir tartışma yarattı. Olağanüstü harita Antarktika kıtasını yansıtan bir kıyı şeridini detaylandırıyor. Bununla birlikte harita buzla kaplı olmak yerine Antarktika'yı bitki örtüsüyle kaplı, ormanlarla dolu, akan nehirlerle dolu bir kıta olarak göstermekte. Haritaya Peary Reis haritası deniyor. Bu harita birisinin Antarktika kıtasını yüzlerce veya belki de binlerce yıl önce kıtaların buzla kaplı olmadığı zamanlarda gördüğü anlamına geliyor. Harita birisinin Antarktika'yı resmi kaşiflerin rastlamasından yaklaşık 300 yıl önce resmen bulduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Peary Reis haritasına ek olarak yüzyıllar boyunca diğer benzer kartografik haritalar da keşfedilmiştir. Bu haritalar yüzlerce belki de binlerce yıl önce teknolojik olarak gelişmiş bir uygarlığın dünyada var olabileceğini gösteriyor. Ana akım akademisyenler aynı fikirde değil aslında. Peary Reis'in haritasına ek olarak Philip Bourche de la Neuville adında bir Fransız coğrafyacı tarafından tartışmalı bir kartografik harita daha oluşturuldu. Bourche haritasının iki versiyonu vardır. Grafiklerden birinin Antarktika'nın buzsuz kıyı şeridini doğru bir şekilde tasvir ettiğine inanılırken diğer çizelge kıtadan hiçbir şekilde bahsetmez. Birçoğu Bourche'nin buzlu kıtanın varlığından habersiz olduğunu ve tasvirlerinin bir hipotezden başka bir şey olmadığını gösteriyor. Orentius Fineus haritası Antarktika'yı buzsuz gösteren başka bir haritadır. İlginç bir şekilde Washington DC'deki Carnegie Enstitüsü'nden Dr. W.D. Urey'nin tarihleme yöntemini kullanarak bilim adamları Antarktika'nın nehirlerinin ince dağılmış birikintilerinin kaynaklarının yaklaşık 6000 yıl önce Orontius Fineus haritasında gösterildiği gibi aktığını keşfettiler. İlginçtir ki Naziler bu haritaları biliyorlardı ve kendilerine Antarktika çok önemli bir yer olmalıydı diye düşünüyorlardı. Hitler'in okült, kayıp medeniyetlere, antik teknolojiye ve Atlantis'e sabitlendiği iyi bilinmekte. Sonunda Antarktika'nın Atlantis'e ev sahipliği yaptığına ikna oldu ve orada bir yerlerde nihai hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek buzun içine gömülü mistik antik eserler bulacağına inandı. Ve dünya egemenliği. Nazilerin sonunda kıtayı araştırmak için bir ekip oluşturdukları ve keşif seferleri sırasında kıtalarda buzlu toprakları keşfederken araçları ve askeri teçhizatı gizlemek için yeterince büyük olan devasa bir yapay mağara oluşturdukları söyleniyor. Nazilerin Antarktika'da İstasyon 211 adı verilen büyük bir üs inşa ettiği söyleniyor. Bir dizi söylentiye göre İstasyon 211 vardı ve eğer varsa o zaman Nishuabenland'ın Mulekofman dağlarında yani Kraliçe Maud topraklarındaki buzsuz dağ silsilesinin içinde belki de hala o şekilde olmalıydı. Alman keşif gezisine katılan jeologlara göre bitki örtüsünün bulunduğu alanlar kaplıcalar veya diğer jeotermal kaynaklardan kaynaklanıyordu. Nishuabenland ve Antarktika ile ilgili en ilginç alıntılardan biri Alman donanması büyük amirali Karl Dönitz'den geliyor. Alman denizaltı filosu dünyanın başka bir yerinde Führer için karada bir Shangri-La zapt edilemez bir kale inşa etmekten gurur duyuyor. Sonunda Amerikalılar Nazilerin Antarktika'yı keşfettiğini öğrendiler ve kendi keşif misyonlarını başlatmaya karar verdiler. Bu hikaye hakkında birçok şüpheli iddia ortaya atıldı fakat gerçeklerle desteklenen başka iddialar da bulunuyor. Antarktika misyonuna katılan Amerikalı bilim adamlarının raporlarına göre kaldıkları süre boyunca gökyüzünde uçan disk şeklindeki araçlara ve sıradan olmayan bir teknolojiye tanık oldular. Ancak yıllardır buzlu kıtalara seyahat eden bilim adamları ve araştırmacılar birçoğunun uzaylı teknolojisi olarak adlandırdığı şeyi hatırlatan bazı makineler gördüler. Büyük bir UFO gözlemi. 1965 yılında Büyük Britanya, Şili ve Arjantin'den bilim adamları ve askeri personelin Antarktika kıyılarındaki çok sayıda UFO'ya tanık olduğu zaman meydana geldi. Raporlara göre bu UFO'lar navigasyon ve bilimsel ekipmanların arızalanmasına bile neden olmuştu. Ancak Antarktika'ya sayısız bilimsel ve askeri seferlerle sonuçlanan birçok sansasyonel keşif yapıldı. Ama aşağıda bu kadar önemli olan ne vardı? Antarktika'da gerçekten herkesin bulmak istediği bir şey olabilir mi? Bazılarının önerdiği gibi Antarktika'daki kalın buz katmanlarının altına gömülmüş teknolojik olarak gelişmiş bir antik uygarlığın kanıtları olabilir. Çok sayıda belgesel, yüzyıllar olmasa da on yıllar boyunca insanların değerli bir şey aramak için Antarktika'ya seyahat ettiklerine işaret ediyor. Belki de
sonuçta buzun altına gömülü teknolojik olarak gelişmiş medeniyetlerin izleri olabilir. Bu uygarlıklar Antarktika'nın yoğun bitki örtüsü ve egzotik hayvan yaşamı ile kaplı olduğu uzak geçmişte o topraklarda gelişmiştir. Her zaman olduğu gibi olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektiriyor.